Parti grubu adına Sayın Lütfü Türkkan'ın. Buyurun Sayın Türkkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun teklifinin geneli üzerinde İYİ Parti grubu adına söz aldım. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ben yaptım oldu diyerek meclis genel kuruluna getirdiği bir başka yasayla daha 27. dönem 4. yasama yılını açmış bulunuyoruz. Bugün millet iradesinin tecelligahı olan bu çatı altında 4 milyondan fazla insanı etkileyecek olan bir kanun teklifi üzerinde konuşacağız. Bu yasa teklifi meclis genel kuruluna gelmeden önce üretici temsilcileri teklifi görüp tartışabildiler mi? Haberleri bile yok. Yani siz dolaşırken duyduklarınızı bu kanuna ekleyebildiniz mi? Yok. Mesela sen komisyon üyesi, sütün 2.30 liraya hala fiyatının olduğu yerde süt üreticilerin feryatlarını duyduğu halde buraya yansıtabildi mi? O da yok. Bağırıyorlar adamlar ya. Ya diyor ki 105 lira bu yemin çuvalı. Ben 2.30'a sütü satıp nasıl besleyeceğim bu hayvanı? Onlar var mı? O da yok. Zira burada asıl olan tarım sektöründe yer alan köylünün, çiftçinin sorunlarına çözüm bulmak değil. Tarım alanlarında malı nasıl götürürüz onun hesabı. Bu kanun öyle, malı götürme kanunu. Yine bir dümen var bu işin içerisinde. Yani milletin hayrına bir işi yok. Tarımla ilgili meslek odaları, Ziraat Mühendisleri Odası, Veterinerler Odası, Ziraatçılar Derneği, diğer sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri bu teklifi tartıştılar mı bu kanun gelene kadar? Yok, daha önce kanun yaparken siz de hatırlarsınız. İlgili STK'ları çağırdık, dinlerdik değil mi komisyonlarda? Onların görüşlerini alırdık. Var mı? Yok, hiç haberleri bile yok. Yani kanun yapmıyoruz arkadaşlar. Size bir buyruk geliyor. O buyruğu burada bize onaylatmak için burada tiyatro yapıyoruz. Vallahi tiyatro yapıyoruz. Bu duruma kendi adıma üzülmüyorum. Sizin adınıza da üzülüyorum. Bu tiyatronun bir figüranı da sizlersiniz aynı zamanda. Bu yasa teklifi önlerine gelen komisyon üyeleri ve milletvekili 34 maddelik bu kanun teklifini tek tek yedir kadar tartıştılar mı? O da yok. Bu kanun teklifinde tarımın durumunu konuşacağız biz aslında. Çiftçinin durumunu konuşacağız. Üretmek yerine birçok ürünü ithalata mahkum bıraktığınız tarım üretiminin çöküşünü konuşacağız. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 7.458.000 kişiyken 2020 yılında bu sayı 4 milyona düşmüş. Yani bu 3 milyondan fazla kişi köyde istihdam yaptığı alanı terk etmiş, sosyal problemlerini de sırtında yüklemiş, kente göç etmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tarım politikaları sonucunda 3 milyondan fazla insanımız tarımsal üretimden vazgeçmiş artık. Tarım sektöründeki istihdamımız %44 oranda azalmış. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde ülkemizde 26.579.000 hektar tarım arazisi vardı. İktidarın rantçı ve ithalata dayalı tüketim ekonomisi sonucunda tarım alanı 23 milyon hektara düştü. Yani yaklaşık 3,5 milyon hektar azalma var. 18 senede %12 erimiş. Kısaca bu %12 küçümsemeyin. Yok etti aslında. %12 öyle demek. Rakamları vereceğim size niye yok etti. İktidara geldiğinizde 65 milyondu nüfus. Şu anda 83 milyon. Suriyelileri saymıyorum. Yani deklare edilmiş Suriyeliler 5.4 milyon diyorlar. Kayıtsız herhalde 1-2 milyon da öyle vardır. Türkiye nüfusu neredeyse 90 milyona yaklaştı. 25 milyon nüfus arttığı halde tarım alanları %44 oranında küçülmüş. Hem nüfusunuz %30 artacak hem de tarım alanlarınız azalacak. Türk milletinin kıtlıkla imtihan etmekten başka bir şey değil bu tarım politikaları. Sadece tarım alanlarını değil, çiftçi ve çiftçinin geleceğini de yok ettiniz. Resmi rakamlara göre bugün 20 çiftçiden biri borcundan dolayı icraya düşmüş. Ülkemizde zirai amaçlı kullanılan kredi miktarı 10 kat artmış. Bu biz krediyi çok arttırdık demeyin. Kredi arttırması ne biliyor musunuz aslında? Köylü borçlanmış ya. Ve borcun karşılığını ödeyemiyor.
devamlı banka öteliyor, öteliyor. Bir noktadan sonra da icraya gidiyor. Ben traktörünü garajdan çıkarmayan köylü gördüm. Sebep, abi icra memurları dışarıda bizi bekliyor diyor. Traktörü var, garajdan çıkaramıyor. Kendi garajında değil he. Ya kayınbabasının garajında ya bacanağın garajında. Haciz edilmesin diye. Köylünün durumu bu aşamada. Tarımsal üretiminin toplam hasıla içindeki payına baktığımızda %9'lardan da %6'lara düşmüş. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? AK Parti iktidarı Türk çiftçisinin nimetini göremediği külfetlere maruz bırakmış. Çiftçiyi borç yükü altında ezmiş, ancak yüklendiği onca kredi borcuna rağmen emeğinin alın terin karşılığı almasına müsaade etmemiş. Çiftçiler bankalardan kredi kullanırken sermayeleri olan tarlaları ipotek vermiş. Çiftçimizin elindeki traktöre dahi el koyan, çiftçinin traktörünü garaja mahkum eden bu düzeni kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Şu an gidin köylere görün çiftçinin halini. Aileler perişan, hepsi borç içinde yüzüyor. Eskiden harman zamanını beklerdi köylüler, çocuğunu evlendirmek için. Harmanı bekliyorum derdi. Niye? Ben çocuğa düğün yapacağım. Şimdi harman yetmiyor. Harmanı yaptıktan sonra o tarlayı satıyor ki anca düğünü yapsın. Harman yetmedi artık. AK Parti'nin bugüne kadar olan her tarım bakanı aslında birer trajedi. Köylüyü, çiftçiyi bitiren zanlılar, başımıza bakan diye getirdikleri şahıslardır bunlar. Kağıt üzerinde başarılar yazmayı seviyorsunuz ya, tıpkı yerli ve milli uçağımızın devamlı havada uçtuğu gibi, korkuyorum daha yakıtı da bitmedi, aşağıya da inmedi, bu uçağın akıbetinden de merak ediyorum. Uçak uçuyor ama aşağı inmedi daha. Ya yakıtı bitecek bunun, kaç senedir aşağı indirin şunu ya. Rakamlarla gözünüzü doyurabiliyorsunuz ama insanların karnı hakikaten doymuyor. Ya boyayabilirsiniz. Bu rakamlarla siz de tatmin olabilirsiniz ama bu rakamlar insanların karnını doyurmuyor. Tarım Bakanı Pakdemirli geçtiğimiz günlerde Kocaeli'ndeydi. Sayın Bakan diyor ki tarımda Avrupa lideriyiz. Tarım Bakanı ile ilgili de şu ana kadar hiç söylemediğim bir şey söyleyeceğim. Suçların hep kişisel olduğunu iddia ederim ben. Yani hiç kimse kardeşin, oğlunun, babasının, kız kardeşin, eşinin suçundan dolayı suçlanamaz. Ama arkadaşlar bak, bu KHK'lılar var ya, önemli bir kısmı kardeşi FETÖ mensubu, adam işinden el çektirilmiş. Gitmiş müracaat etmiş, suçluluğu ispat edilmiş, işe başlatmıyoruz. Niye? Bunun kardeşi FETÖ terör örgütü. Eyvallah, bunun da kardeşi cezaevinde ya. Birisini bakan yapıyorsunuz, öbürünü öğretmenlikten atıyorsunuz. Ya bir adalet duygusunu geliştirin biraz diye örnek verdim. Tarım Bakanı geçtiğimiz günlerde Kocaeli'ndeydi. Sayın Bakan Avrupa'nın lideriyiz dedi orada. Madem lideriyiz, Avrupalı çiftçilere kıyasla bizim çiftçimiz, köylümüz neden yokluk ve fukaralık içinde? Köylere gidin bakın, Türkiye'de tarımın aynasını orada göreceksiniz. Sayın Bakan'a kalırsa tarım ve gıda dış ticaret hacmi dünyada 1.6 trilyon dolar, Türkiye'de 30 milyar dolar. Avrupa'nın lideriyiz diyor. Ya rakamlarla da oynamayı artık becerememeye başladınız. Konya havası kadar Hollanda'nın tarımdaki 112 milyar dolarlık dış ticareti nereye koyuyorsunuz? Nasıl lider oldunuz siz? Ya yalan yalan iyi de bu yalan artık fersah fersah. Yani oradaki Kocaeli'ndeki vatandaşlar onun yüzüne baktılar. Dediler ki ya Sayın Bakan sen bizi aptal mı zannediyorsun ya? Hakaret ediyor yani insanları. Avrupa'nın lideriyiz diyor. Nasıl lideriyiz? Konya havası kadar bir ülkenin tarım ihracatı bizim dört katımız kadar ama biz tarımda dünyanın lideriyiz. Bu 18 yıllık iktidarda tarımda başarı yok, sorunlar var. Eğer tarımdaki sorunları çözemezsek Türkiye'nin sorunlarını da çözemeyiz. Tarımın, çiftçinin, üreticinin sorunlarını çözeceksiniz ki Türkiye'nin sorunları çözülsün. Kırsalın sorununu çözeceksiniz ki kenti sorunu çözülsün. Aslında her tarla birer fabrika, her tarla yerinde istihdam. Her bir tarla kendi kendine yeten ülke demek. O tarlaların hepsi dışarıya giden milyarlarca dolar yerine kırsalda gerçekleşen kalkınma demek. İktidara gelir gelmez tarımda ilk yıkımı tütünde gerçekleştiriniz. Gitmeniz yakınken son yıkımı yine tütün çiftçisine yaşatmak istiyorsunuz. Bakıyoruz ki kanun teklifinde yerli tütünün en az %30 kullanılmasını şart koşuyorsunuz. Bu 18 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında Türkiye'de çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından olan tütün üretimini bitirdiğinizin ilanıdır. Tütün üretimi tütün üreticisiyle birlikte dibe vurmuştur. 2003 yılında tütün üretilen alan miktarı 1 milyon 800 bin dönümdü. Bu ne kadar şu anda? 800 bin dönüm. Ya %50'den fazla azalmış. %60 azalmış tütün üretimi.
Tütün üretim alanlarımızın 150'den fazla azalmasını nasıl açıklayacaksınız bilmiyorum. 2003 yılında 150 bin tonmuş tütün üretimi, 2019 yılında bu üçte birine inmiş, 50 bin ton sadece. 2003 yılında 334 bin aile tütün ekerken bu şu anda 50 bin aile inmiş. Yani %15'i sadece tütünle uğraşıyor. Tütünden geçimini sağlayan 284 bin ailenin geçim kaynağını kaybetmeyi nasıl açıklayacaksınız merak ediyorum. Türkiye'de tütünü korumak için bir fon uygulaması vardı. AK Parti döneminde bu fon kademeli olarak azaltıldı ve en sonunda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra bir kararnameyle sıfıra indi. Bunun tek nedeni uluslararası sigara şirketlerinin iktidardan olan talepleri ve iktidar üzerindeki baskılarıdır. Bu yaklaşım gösteriyor ki AK Parti tütün üreticilerinin değil, uluslararası sigara şirketlerinin yanında yer alıyor. Köylü milletin efendisiydi. Milletin efendisi artık küresel tarım çeteleri, küresel tarım lobileri oldu. Tıkır tıkır işleyen bir planla Türk köylüsü, Türk çiftçisi ipotek altına alındı. Türk toplumuna büyük bir oyun oynandı. Maalesef bu güzel coğrafyanın değerini bilmiyorsunuz. Bu temiz toprakları işlemesini, bu topraklar üzerinde yaşayan temiz insanlara sahip çıkmayı bilmiyorsunuz. Üretmesini bilmiyorsunuz. Türkiye'de güneş var, toprak var, su da var ama hala istenilen düzeyde tarımsal üretim yok. Sebebini hiç düşündünüz mü? Ancak daha asıl kötüsünü görmedik. İlerleyen dönemde insanların asıl ekmeğe muhtaç olduğunu göreceğiz. Bakın altını ısrarla çiziyorum. Ekmeğe muhtaç olacak bu ülke. Bunu en iyi idrak eden ülkelerin başında Rusya geliyor. Rusya dünyanın en büyük buğday üreticilerin biri. Aynı zamanda Türkiye'de Türkiye'nin ithal ettiği buğdayın %50'sini de üreten ülke Rusya. İhracatından çok daha fazla, tüketiminden fazla, ihtiyacından fazla üretim yapmasına rağmen ihracatını durdurdu pandemi döneminde. Yapmıyor. Rusya yönetenler iyi biliyor ki aç insan karnını doyurmak için her şeyi yapar. Çünkü artık küreselleşmenin sonuna geldi dünya. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ülkeler kendi içine kapanacaklar. Rusya bu elindeki buğday stoğuyla yarın öbür gün karşımıza gelip her türlü talebini size kabul ettirmek isteyecektir. Küreselleşmenin sona ermesinden en çok etkilenecek ülkelerin başında Türkiye geliyor. Kendi kendine yeten bir ülke olmanın önemini kavrayamayan, hatırlar mısınız ne dedi Tarım Bakanı? Dövizimiz var ki ithal ediyoruz. Ha döviz yok şimdi, ithal et bakalım. Yok döviz ya. Yok. İthal et. İthal edemezsen ne olacaksın? Aç kalacak bu toplum. Sebebi de siz olacaksınız. Tarım Bakanı bu acı gerçeği kafasına koymalı. Çünkü AK Parti iktidar yüzünden yediğimiz ekmek bile artık ithal buğdaydan yapılıyor. Ekmek yoksa pasta yesin. Yani makarna yesinler bile diyemeyecekler. Çünkü makarnanın buğdayı da ithal. Makarna da yiyemeyeceğiz. Ekonominin tamamında olduğu gibi tarımda da rant üzerinden kurduğunuz saadet zinciriyle çiftçiye değil büyük sermaye sahiplerine hizmet ediyorsunuz. Türkiye'de bulunan, bunu daha önce bu kürsüde söylemiştim. Türkiye'de bulunan Amerikan Büyükelçiliği Tarım Müşaviri, Amerikan Büyükelçiliği nezdinde çalışan en önemli birimlerinden birisidir. Siyasi müşavirden bile önemlidir. Ben bunu geçmişte yaşadım. Bir sanayici olarak çıkan bir kanunun yanlışlığıyla alakalı. O zaman Devlet Planlama Teşkilatı'nda Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı'na gittim. Karşıma çıka Amerikan Tarım Müşaviri çıktı. Onlar izin vermedikleri için Türkiye'de ayçiçek üreticisini her sene kapana sıkıştırdılar. Her sene. Tek sebebi de tarım müşavirinin baskısıydı. Artık Türkiye tarım politikalarının tamamına müdahale etmeye başladı Amerika Tarım Müşavirliği. Bu yanlıştan bir an önce dönün. Yani bu bir boyunduruk. Türkiye'nin başını uzattığı bir boyunduruk. Tarım bakanları da bu Amerikan şirketlerin yöneticilerinden seçerseniz bu boyunduruk daha da sıkıyor. Seçtiğiniz tarım bakanı da bir Amerikan patates şirketinin temsilcisi. Amerika Tarım Müşavirliği rahatlıkla at oynatıyor. Bu bizim adam diyor ya. Bizim adam şu anda tarımı yönetiyor. Yani biz yönetiyoruz diyor. Bunu kim diyor? Amerikan Tarım Müşaviri diyor. Gelin hep birlikte çiftçilerin borçlarını silelim. İyi Parti olarak size çağrımız var. Bırakın öyle desteği mesleği. Çiftçilerin borçları var ya. Bir sürü adama bir sürü kıyak yapıyorsunuz ya. Cengiz İnşaat'ın borçlarını siliyorsunuz. Öbürüne ballı ihaleler veriyorsunuz. Öbürüne ihaleyi veriyorsunuz. Geri alınca 45 milyon para veriyorsunuz. Onları yapmak yerine gelin bu gariban köylünün borçlarını silin ya. Hem hayır dua alacaksınız hem memlekete iyilik yapacaksınız. İkisi bir arada olacak.
Öbürleri hayır dua da yapmaz. Siz gittikten sonra sizin karşınıza geçer, onlar size küfür etmeye başlar. Yemin ediyorum. Onlar öyle. Onlar her dönemin adamı çünkü. Ama o gariban köylü ölene kadar size dua eder. O dualarda size belki yeter. Çiftçimiz nefes alması lazım. Nefes alamazsa insanımız nefes alamaz. Şehirlerimiz nefes alamaz. Hepimizin gördüğü bir gerçek daha var. Köyden kalkınmayı başlatamadığımız için meydana gelen ekonomik yıkım, sosyal yıkımı da beraberinde getirdi. Bu yıkımın bedelini boş kalan köyler, aşırı göç alan kentler, sokaklar ve dağılan aileler ödedi. Buna artık dur dememin zamanı geldi. Dur demek için de öncelikle milletin sesine, köylüye, çiftçiye, esnafa, çalışana kulak vermeniz gerekiyor. Vatandaşı duyabilmemiz için mutlaka iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle geçirdiğimiz bu 3 yıl içinde her şeyin düzeleceğini, durdurulmaz bir yükselişe geçeceğimizi iddia etmiştiniz. Bize yetkiyi verin, doların halini görün demiştiniz. Doların halini görüyoruz. Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçmeden önce dolar 4.55 liraydı. Ben artık takip edemiyorum. Şu anda en son gelirken 7.80 diye okumuştum. Belki yine yükselmiştir. Yani oradan kürsüye gelene kadar yine yükselmiştir mutlaka. Bak mesafe o kadar. Oturduğum yerden kürsüye gelene kadar doları sabit tutamıyorum, yükselmiştir diye. Süreç bu kadar sıkıntılı. Aynı tarihlerde kamunun iç ve dış borç stoğu 970 milyar Türk lirasından, evet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizde kamu borç stoğu, iç ve dış borç stoğu 970 milyar liraydı. Şimdi 1 trilyon 810 milyar liraya çıkmış. Neredeyse %100 artmış. Kişi başına düşen borç miktarı ise 12 bin liradan 22 bin liraya çıkmış. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karnesi burada. Hiç öyle boşuna yalandan dolandan laflar söylemeye gerek yok. Bütün rakamlar, bu rakamlar da benim söylediğim rakamlar değil. Biraz evvel arkadaşlarım da çok eleştirdiği, bütün toplumda artık güvenilmez bulunan TÜİK'in rakamları. Bunları da yalan söylüyor diyorsanız gelin burada da söyleyin. TÜİK burada da yalan söylüyor deyin. Diğerlerinde yalan olduğunu kabul etmiş olursunuz en azından. Yeni sistemde yükselişe geçen sadece borçlarımız oldu. Başka da hiçbir şey değil. İlk günden itibaren demokrasiden, denetimden ve hukuktan uzak bu yönetimin değil bir ülkeyi yükselişe geçirmek, olduğu yerde bile tutamayacağını söylemiştik. Keşke biz haksız çıksaydık, siz de haklı çıksaydınız. Keşke ekonomi sıralamada dibe çakılmak yerine yukarıya doğru ilerleseydi. Keşke Türk lirası güçlenseydi de iddia ettiğiniz gibi uluslararası finans lobilerin oyuncu haline gelmeseydik. Keşke insanımızın alım gücü, huzuru ve refahı artsaydı da biz yanılmış olsaydık. Bu süre zarfında kişi başına milli gelirimiz 2000 dolardan daha fazla azalmış. Her bir vatandaşımız sadece 2 yılda %20 daha fakirleşti. Son açıklanan verilere göre sadece son 1 yılda istihdam edilenlerin sayısı 2 milyon kişi azaldı. Genç işsizlik oranı %26'ya yükseldi. Gençlerin bu ülkede yaşama hayalleri yok oldu. Birçoğu fırsat bulmaları halinde yurt dışında yaşamayı tereddüt etmeden kabul edecek hale geldi. Çünkü nepotizm memleketimizi adeta esir aldı. Adam kayırma ve torpil bütün devlet bürokrasisini işgal etti. Bu ahbap çavuş ilişkileri sarmalında gençlerimiz emeklerin karşılığını alamayacağını görmeye başladı. İşsiz kalan ya da güvencesiz işlere de oradan oraya sürüklenen gençlerin umutlarını ve inançları kayboluyor. Hak ettiğini alamayacağını düşünen gençlerin oranı %70'lerin üzerinde. Yani kısacası gençler hayallerinden ve ideallerinden vazgeçmiş. Peki niçin? Tam olarak ne olduğunu kimsenin çözemediği, ülkeye her geçen gün yeni bir hasar bırakan, denetimin, şeffaflığın ve hukukun olmadığı bu ucube siyasal sisteme geçtiğimiz için. 16 Nisan 2017'de bu sistem için ne söylediysek maalesef hepsinde haklı çıktık. Biz de demiştik demek çok hoşumuza gitmiyor ama o gün bu sisteme hayır demenin gururunu da ömrümüz boyunca göğsümüzde madalya olarak taşıyacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüksek tarihi vasfı ve vazifesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte de akamete uğradı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, siyasal iktidarın yasamayı ve yargıyı tahakküm altına aldığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dar bir zümreye geniş yetki ve imtiyazlar verirken Türk milletinden bugününü ve geleceğini çalıyor. Bir cumhurbaşkanını düşünün ki sabah parti mitingi yapsın, öğleden sonra yüksek yargı mensuplarını atasın. Ne kadar mantıklı geliyor size? Ne kadar doğru geliyor?
Bir cumhurbaşkanı düşünün, bir taraftan cumhurbaşkanı sıfatıyla illere vali atasın, öbür taraftan dönsün parti genel başkanı sıfatıyla aynı ile il başkanı atasın, partisinin il başkanını atasın. Doğru mu? Bu açıkça bir parti devleti, adı da tek adam rejimi, başka bir şey değil. Türk toplumunda, ekonomide, hukukta, eğitimde ve beşeriyette olan yarışındaki tüm mecralarda geride bırakan bu siyasal sistemi daha fazla sürdürmemiz mümkün değildir. Biz 144 yıllık parlamento geleneği olan bir ülkeyiz. Gazi Meclisi unvanına sahip tek parlamento olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğu ilk günden itibaren tarihin kendisine yüklediği sorumluluğun ve devam edin sözlerinizi getirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin kendisine tevdi etmiş olduğu kanun yapma iradesiyle kişi hak ve hürriyetlerini, ifade özgürlüğünü ve devlet yönetiminde adaleti gözetme iradesini sonuna kadar muhafaza edecektir. Biz ısrarla egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demeye devam edeceğiz. Saygılarımla.